Cırık. Hamuru için 5,5 su bardağı un, 3 su bardağı su, 1 paket instant maya, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker. Şerbeti için 6 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. Kızartmak için 1 litre ayçiçek yağı. Şimdi bu bir hamur tatlısı. Az evet. malzemesi var ama lezzetli. Lezzeti çok. Evet. Önce istersen şerbetinden başlayalım. Evet. Ölçümüz nedir? Şunu alacağız değil mi? Evet. 6 bardak şeker, 5 bardak su. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 damla limon suyu ilave evet. edeceğiz. Öğrendim artık. Çok az nadir konuğum daha kaynarken limon damlatıyor ama genelde kaynadıktan sonra kapatmaya yakın. Hadi bir yandan hamurumuza başlayalım. Hamurumuz için 3 su bardağı ılık su. Tamam. 1 paket mayamız var. 1 yemek kaşığı yapıyor. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuzumuzu bir karıştıracağız. Tamam. Önce. Ben şuradan tuzumu ayarlayayım. Sen de suyunu ölçersin. Ilık su olması önemli. Evet. Üç bardağımızı koyduk. Dökeyim mayanı da. Evet. Mayasını döktüm. Şekerini koyayım. Şöyle. Çok biraz az da tuz. Şöyle kaşığın ucuyla yapalım. Tamam. Sanıyorum yeterli. Sonra ununu tabii ki her zaman gibi kontrollü ekleyeceğiz. Çırpıcı kullanacağız. Bu bizim işimiz. Öyle mi? Tamam. Evet. İç mayada daha önce biz kullanmamıştık çırpıcı. Biraz akışkan olduğu için katı bir hamur değil. Tamam dur. Şuradan o zaman hemen alıyorum. Öyle bir karıştıralım. Şöyle bir sıçramadan şöyle bir karıştırayım. Mayalanmaya bırakacağız. Evet, üzerine örtüp mayalandıracağız. Aslında kolay bir hamur, akışkan bir hamur sadece. Evet. O yüzden biraz böyle yapışıyormuş gibi duruyor ama sıkma torbasına tabii bunu elimize şekil vermeyeceğimiz için sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunu bir kenarda efendim birazcık mayalandıracağız. Şimdi bu sırada şerbetimiz kaynadı. Hemen az sonra bir tane limonu şöyle. Şuradan bir tane limon alabilirsen keselim. Birazcık damlatacağız içine. Hemen ayçiçek yağımızı alıyorum. Birkaç bol yağda mı kızartacağız? Bol yağda kızartacağız. Tamam. Büyüklükleri nasıl olacak hamurumuzun? Büyüklükleri zaten makas kullanacağım ben. Makasla küçük küçük keseceğiz. Şerbetimiz 20 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Tamam. O zaman efendim ortalığımızı toparlayalım. Bu sırada birazcık yavaştan yağımız kızsın. Şerbetimiz de oldu sayılır. Onu bir kenara alıp soğutacağız. Ve tabii ki bu sürede hamurumuzun mayalanması lazım. Az sonra sıkma torbasına koyup güzelce şekil vermeye başlayacağız. Şerbetimiz bir kaba aldık. Soğusun diyor. Güzelce soğudu. Yağımız hafiften kızarıyor. Mayalandı hamurumuzda. Şöyle hemen bakalım. İyice ne kabardı. Şimdi onu biraz toparlayacaksın elde değil mi? Bir karıştıracağım. Tamam. Elimizi sürmeye gerek yok. Bir kaşık yardımıyla toparlayalım. Spatula ister misin? Olur. Tam rahat olur. Şöyle vereyim. Tamam. Sonra onu sıkma torbamız var. Onu alacağız. Çok güzel. Mayalandı. Böyle tekrar bir toparlayınca tabii ki sönüyor ama o gayet normal. Önemli olan biz o işte içteki kabarıklığı vermesi. Bu sırada çöreğimiz de fırında. Altını kapattım artık biraz dinleniyor. Az sonra onu da servis edeceğim zaten. Birazcık şimdi hamur yavaş yavaş. Bu arada iki kere kızartılıyor değil mi? Evet. O çıtırlığının muhafaza etmesi için bazen daha çıtır. Patates için de öyle söylerler. İki kere kızartınca patatesi. Patates kızartması için. Ertesi güne kaldığında bile aynı çıtırlıkta Allah Allah. Oluyor. Bir kere kızartacağız. Biraz hafif kızartacağız evet. İkincisini daha çok kızartacağız. Normal kızartıp. Tamam. Haydi koyalım. Torbamızın içine koyalım. Şöyle tutayım ben. Ucunu keseceğiz.
Çok büyük olmayacak değil mi bunlar? Böyle yok. minik şeritler gibi. Bakalım. Şöyle yağımıza bir makasımızı bandırıyoruz. Aa, öyle yapışmasın mi? Yapışmasın diye. Aa. Yavaş yavaş kazanıyor. Böyle aslında anladım. Çok uzun şeritler değil. Böyle aslında biraz top top gibi. Top top, evet. Bu şekilde kızartacağız. Sonra tabağımızı alacağız. Birazcık beklettikten sonra hemen tekrar ikinci kez kızartacağız. O zaman çok daha iyi kızardığını söylüyor sevgili Pakize. En sonunda şerbetini evet, atacağız. Bütün hamurlarımızı yaptıktan sonra tekrar bir atacağız yağımıza. Mayalı olduğu için bu arada hemen şişiyor bunun içine girince. Ben bu sırada hemen artık böreğimizi servis etmek istiyorum. Ay börek dedim, çörek. Çörek, evet. Cevizli çörek. Görüntü vallahi börek gibi oldu. Of, ne güzel olmuş ya. Efendim, Kastamonu'nun cevizli çöreğini yaptık. Günil tarifiydi. Afiyetle yiyeceğiniz güzel bir böyle cevizli, gerçek bir cevizli çörek oldu. Şimdi hamurlarımızı kızartmaya devam ediyoruz. Ondan sonra alacağız. İkinci kere kızartacağız. Sonra şerbetleme kısmında bakalım ne yapacağız. Attık. İki defa evet. Kızarması lazım. Yoksa diyor ki pörsür diyor lokmalar. Değil mi? Yani çırıklar. Evet, çıtır çıtır olmaz yerken. Çıtır çıtır olmaz. Çıtır olmaz. Patates kızartmasına aynı şey duymuştum. İki kere kızartma durumunu. Sonra direkt artık şerbetin içine alacağız. Tatlı mı evet. Sıcak, şerbeti mi soğuk olacak az sonra? Hı-hı. Oldu herhalde değil mi? Evet. Şimdi rengi döndü. Artık şerbetin içine o zaman şunu kapatıyorum. Direkt şerbetin içine. Şerbetin içine alalım. Hatta koyayım. Şöyle yapayım. Sana rahatsız olsun şöyle. Dakika kalması yeterli şerbet. 2-3 dakika fazla kaldığı zaman da çok şerbet çekiyor. Çekiyor değil mi? Hı. Artık şöyle süzülerek alıyorum. Evet. Yeşil tabağımıza. Çıtır çıtır cırıklarımız oldu. Az sonra güzel bir etli ekmek yapacağız. Aslında evet. Etli ekmek, mesela ben Konya'nın diye biliyorum ama... Çok farklı ama. Değil mi yani? Her yörenin etli ekmeği ya da her yörede etli ekmek oluyor. Mesela Kastamonu'nunki daha farklı. Kastamonu'nunki farklı. Konya'dakini de yedim ben. Hı-hı. Gidip bir ne farkı var? Konya'daki lahmacun gibi diyebilirim. Üstü açık. Ha yedim evet. O şekilde. Evet. Bizim üstü kapalı. Ha üstü kapalı oluyor. Biz öyle kapalı yapıyoruz. Bu arada sacıda yapacağız. Az sonra göstereceğiz onu da. Az kaldı. Yani alakası yok. Hani Konya'nındır falan diyorlar ama isimler aynı sadece. İsimler aynı ama şimdi hani Konyalılar da kızmasın. Herkesin kızmasınlar. Etli ekmeği, tabii onunkinin herkesin lezzeti farklı. Güzel. Ben yedim Konyalılarınki de çok, çok güzel oluyor. Çok güzel. Efendim.
efendim. Günün ikinci tarifiydi. Cırık yaptık. Bir Kastamonu tatlısıydı. Lokmaya benziyor kendisi. Güzel oldu. Şimdi artık ana yemeğimize geçiyoruz. Az sonra etli ekmek geliyor.